düşerse... ...gelip onu düşer. Onlar bizim müttefikimiz. Bizim müttefikimiz yok paşam. Sadece biz varız. Ölsek de kalsak da faydası yok bu saatten sonra. Gece sabah karşı taarruza kalkacağız. Koskoca kolor diyor o dağlık bölgede böylesine hareket ettirmek. Deha böyle bir şey. acele edelim. Kurtarılacak bir memleket var. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı karşınızdayız. Tüm zamanların yapılmış en iyi Atatürk filmi. Yıllardır Türkiye'de herkes hepimiz böylesine büyük bir kahramana sahipken Hollywood'da, Batı sinemasında Atatürk'ün yarısı olmayacak hikayeye sahip insanlar, isimler büyük kahramanlık hikayeleri çıkarırken biz niye yapamadık diye dövünüyorduk. Sonunda yaptık. Sevgili seyirciler, seyrederken ne söylediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bilmiyorum birincisini seyrettiniz mi? Ben birinci filmi seyrettim, çok beğendim. Ama Atatürk 2, birincinin de üstüne koyan bambaşka bir duyguyla çekilmiş ve geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Ben seyrederken duygularımı inanın tarif edemiyorum anlatmaya. Bugün Atatürk 2'yi, Atatürk 2'nin filmin baş kahramanıyla, baş oyuncusuyla, benim sevgili kardeşim Aras Bulut ile konuşacağız. Aras hoş geldin. Abi hoş bulduk. Seni ben bu programda çok istiyordum ama ne güzel bir vesile ki bu hem de Atatürk vesilesiyle konuk ediyorum seni. İnanılmaz. Ben de çok gururlu ve mutluyum. İkinci film benim bütün duygusal dengelerimi bozdu. Yani birinci film daha böyle Atatürk daha böyle gençliği çocukluğu hani evet, işte evet. o işte askerliğe başlangıcı. İkinci film tarih sahnesine çıkan Atatürk evet. ve tam da bizim Atatürk'ün e, tarih sahnesine. ...çıkıyor diye okuduğumuz hikayesi... ...hikayenin en başındaki Çanakkale ile başlıyor. Evet. Çanakkale, sen Atatürk okumaları yaparak... E, ...hazırlandığını çok Tabii. anlatmışsın röportajlarında. Bütün bu okumalarda <laughs> Çanakkale neredeydi senin için? Çanakkale en önemli yerdeydi aslında. Çünkü e, rütbe yağlana kadar, Tekirdağ'dan oraya gelene kadar da... ...çok büyük bir mücadele veriyor aslında Mustafa Kemal. Ve e, kendi hatıratlarında da söylüyor bizim filmimizde de var. Hatta Mehmet abi yönetmenimiz de o rejiyle çekti aslında. Ee şeyi söylüyor. Ee, savaşın kaderinin değişti anın orası olduğunu biliyordum diyor. Yat, süngü tak, mevzi al dediği yer aslında. Ee, orası aslında gerçekten savaşın kaderinin değiştiği yer ve sorumluluğunun daha sonrasında orası başarılı olunca tabi askeri askeri dehasını gördüğümüz bir yer aslında 1915 ve 1919 arası ve fikirlerinin ideallerinin o oluştuğu anı gördüğümüz yer. Yani nasıl oluşuyor, nasıl şekilleniyor, neler yaşamış gibi bir yerde aslında. O yüzden çok kilit nokta tabii ki Çanakkale. Zaten Çanakkale dünyanın en büyük savaşlarından biri. Evet. Çok 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 acayip aslında. Ne kadar sürede çektiniz <laughs> o Çanakkale sahnesini? Çanakkale bloğu üç buçuk hafta sürdü abi. Toplamda ne kadarlık bir başladınız bitiş iki sene mi? İki buçuk sene yani hazırlık bir buçuk sene çekim 5 ay Eee aslında biliyorsun dizi olarak başladı. Altı bölümlük bir sonra film oldu. ikiye bölündü falan. Yani birinci film, ikinci yani film. Yani iki buçuk, şey. senelik bir emek. Evet. İnanılmaz bir şey. Ben şimdi mesela burada misafir ediyorum. Kimsenin işini de küçültmek için söylemiyorum ama ne kadar sürdü. 19 günde çektik falan diyorlar bazı filmler. Evet, evet. Üç sene. Çok büyük. Ya arkadaşlar <laughs> Aras, yani burada şey vardı. Bu ya, çok önemli bir şey bu. Yani filmde öyle bir emek var ki. Ya tabii ki Atatürk'ün hikayesi bunun daha fazlasını hak ediyor ama. Yani Türk sinemasında son dönemde yapılan işlerde çok sık görmediğimiz bir emek. Ee, 1910'lu yılların dokusuna benzemesi için Yeni Zelanda'dan yün getiriliyor evet. sevgili seyirciler. Evet. Kayseri'de bunlar iplik haline evet. getiriliyor. Uşak'ta boyanıyor. Boyanan iplikler İstanbul'a getiriliyor. Ve buradaki atölyelerde bu kostümler dikiliyor. 3000 kostüm için 4 atölye 30 hafta üretim yapıyor. 7 kişilik bir ekip 4 hafta boyunca dikilen kostümleri eskitmek için çalışıyor. 2500 şapka 4, ayrı, 4 ayda 3 ayrı atölyede üretiliyor. 300 adet orijinal Anzak şapkası Avustralya'dan getiriliyor. Yani muhteşem yani bu inanılmaz bir emek. Ben o Çanakkale sahnesini unutamıyorum. Çok Çanakkale okudum ben. Yani <laughs> e, Atatürk'ün hayatının en önemli tarafı dediğin gibi senin tarih sahnesine çıkış hikayesi. Yani kahraman hikayesi. Ya bütün okuduklarımı orada seyrettim ben ya. Ay ne güzel. Yani o senin şeyi kırbaçı indirmen, <laughs> devrilmen. Biraz o sahneyi anlatsana bize ya. Ee, bu arada gerçekten bütün orduların önünde bütün komutanlar en önde olacak. O talimatı verişin. veriyor zaten. Ve orası e, çok acayip. Abi şöyle aslında ilk başta hazırlandığım noktada şöyle bir şey var. E, 200 bin kişi var arkanda. 200 bin Mehmetçik. 4 stadyum eder. 4 tane en büyük stadyum eder. Düşünsene arkanda 200 bin kişi olduğunu. Ve onların hepsini evladın gibi düşündüğün bir yerde var. askerlik öyle bir şey ya aslında. Bir de e, vatan işgal edilmiş. Yani vatanı kurtarmak için yaptığın o mücadele, o aşk. Benim en hayran olduğum e, şey... İşte vatan aşkı, o zamanki vatan aşkıyla şimdiki vatan aşkının farkını anlayabiliyorsun aslında. Yani o e, bir şeyi kıyaslamak gibi değil ama bütün hücrelerinle inanıyor olmak ideale e, çok acayip bir duygu. Yani o gerçekten o kırbacı kaldırıp indirdiği an ve bir gün öncesinde de sıtma krizi geçiriyor. Ben bunu mesela bilmiyordum. 5 yaşından beri bir sıtma hastalığı var. Böbrek rahatsızlığı var Mustafa Kemal'in. Eee... Çanakkale Savaşı'nda bunu Orhan Hoca'dan eminim izleyecektir programımızı. Orhan Hoca tarih danışmanlarımızdan biri sağ olsun beni evine falan davet etmişti. Ben 33 yaşındayım. Sadece 33 yılını Atatürk'e ayırmış bir e, tarihçi. 55 kiloya kadar düştüğü söyleniyor. 55 kilo. 3 e, günde bir belki çorba içebiliyorlar. Yani inanılmaz. O avutların çöküklüğü bu bir tane fotoğrafı vardır ya biz de yaptık filmde ya, fotoğraf evet, çekiliyor. o anı bir de durdurmuş evet. Yani inanılmaz bir duygu tabii ki. Orada şey de çok beni izi. etkiledi. Ee, Cevat Abbas'la konuşurken galiba söylüyorsun ya da oradaki diğer silah <laughs> arkadaşlarıyla Mustafa ha. Kemal diyor ki kurmaylar askerlerle birlikte olacak. Uçak, Hatta mümkünse hani, önlerinde olacak. Ya, bu evet. ne müthiş bir evet. duygu yani evet. işte Mustafa Kemal bu. Evet, evet abi. 1934'te yanılmıyorsam. Anzak, anneler. Anzak annelerini Atatürk'ün yazdığı mektubu okuyorsun sen. Evet. Yani filmde senin sesinden dinliyoruz biz evet. onu. E, o okumayı da biraz anlatır mısın? Beni Filmde en etkileyen anlardan bir tanesiydi o. Açıkçası beni, beni de öyle. E, 1934 yılında Anzak anneleri e, ziyaret etmek istiyor. Çanakkale'yi. Çanakkale'yi. Evlatları şehit olmuş orada evet, onlara göre. Evet. Ve Mustafa Kemal de annelere artık onlar da bizim evlatlarımız olmuştur diyerek aslında savaşın ne kadar... Yıkıcı bir şey olduğunu, önemli olan barışın, e, demokrasinin, cumhuriyetin olduğunu anlattığı ve anneleri de hepsini de sahiplendi. Sonra da anneler sürekli e, paşamız ölene kadar hediyeler göndermeye Orada devam ediyor. Orada başka bir hikaye var aslında değil mi? Ara, sen de okumuşsun. E ee, Çanakkale valisine önce yazılıyor ve Çanakkale valisi çok da hani biraz sert bir sert böyle Atatürk e, gibi bir, bir şey bir cevap vermiyor. Kapsayıcı bir yerden bir evet. mesaj şey yapmıyor. Mesaj diyorum maksat tabii. Mektup <laughs> evet o içerik biraz evet. daha yani Atatürk'ün çok başka bir çok vicdan, kapsayıcı. çok başka bir gerçekten ya o nasıl bir cümle onlar bizim evladımız ya. olmuştur. Evet. Artık Mehmetçikle sarılmışlar bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Ve yani 1900... Öyle ya bir yerde. Evet tabii öyle. Tabii öyle ama Atatürk'ün bence bütün abi, alametinin abi. içerisindeki en önemli parçalardan biri o. Büyük ihtimal Çanakkale öyle olmaz çocuk gel dedi. <laughs> <laughs> tabii evet, o mektup o değil diye. Bir yani. dakika, ben <laughs> bir yazayım dedi. <laughs> Ondan sonra da işte herkesin gönlünde tüm dünyaya paşam hala olduğu gibi aslında ilham olmaya devam ediyor abi. Evet ve... E, savaştığı anlamda söylüyorum. Savaştığı düşmanları tarafından da saygı gören dünya tarihine gelmiş geçmiş yegane komandanlardan biri. Öyle. Yani e, Yunanlar Nobel adayı gösteriyorlar, İngilizler tarih sahnesine bir daha böyle adam 100 yılda bir gelir biz ne yapalım Türklerin başına geldi bu sefer diyorlar. E, senin çalışmanı biraz anlatsana. E, <laughs> büyük bir emek var orada yani ata binişinden tut sen ata biniyormuşsun evet. fakat e, Atatürk gibi binmem lazım deyip ayrıca ders almışsın. E, Almanca sahnelerine bayıldım. Sen Almanca konuşuyor musun? Almancan var mı? Yok. Çalıştım. Hatta ilk filmde şöyle bir replik var. Ona göre de çalıştım. Fransızcası çok iyi paşanın. Tabii ki. Yani e, Fransızca'ya daha fazla asılıp, e, Fransızca da bilmiyorum. Fransızca'ya daha fazla asılıp e, Almancasını daha böyle e, yeni öğrenmiş gibi. Bir i̇lk filmde şöyle bir şey söylüyor. E, Subaylığınız Almancanızdan daha iyi diyor. Hmm. E, bir, Kıllandıratırlarsa, ee, o yüzden de çalışa çalışa bir sürü abi senaryo geldi. Ben sana oradan anlatayım. Senaryo geldi, e, mail olarak geldi, Ka e, kağıt halinde okumak istedim. Ertesi gün kağıt geldi, heyecanlandım, bit bekledim. Okumaya başladım. En etkilendiğim sahne e, denize girme sahneleri var ya. Hmm. Savaştan sonra. Çanakkale'den ah, sonra. Asker ileri. diyor. Ben ilk kez filmde Ahdettim. öğrendim bunu. Evet. Su çok iyi gelirmiş. Kitap okumak çok iyi gelirmiş ee, paşaya. İlk ben filmde ilk kez filmde öğrendim. Filmde öğrendiğim bir sürü şey var ki ben iyi Atatürk okuduğumu düşünürüm. Filmde öğrendiğim mesela o benim. Sen bir etki... kimlerle program yapıyorsun abi? Ama benim çok şey da geliştirmişim yani kendimi. Yani Çanakkale'den sonra denize o askerlerle evlatlarla birlikte denize evet, girmek, kurbaylarla. Evet. Ah gittikleri geri için. Senin en çok etkileyen o muydu İlk okuduğumda evet tabii ki. Yani e, çok şey dedim. Hı, evet bu başka bir başka bir yerden anlatacağız. Sonra bir buçuk ay boyunca e, psikolojik olarak çok büyük bir sorumluluk bu. Çünkü hiçbir zaman tam olmayacak. E, yüzde aktör olarak beğenilip beğenilmemek üzerine bir de meslek yaptığımız için hani kameranın önünde e, yüzde yüz eleştirileceğini bildiğin, e, hayır öyle değildi böyle diyecek insanların da çok olacağını bildiğin bir işe giriyorsun aslında. E, bizim de bu işe çıkarken çünkü Atatürk'ü bir filme sığdır, sığdırılmaz. Daha öncelerde yapıldı. Şimdi biz yaptık daha sonraları da çok daha ileri yapılsın diye de yapıyoruz. Anlatabilelim. Hem yeni jenerasyonları hem dünyaya. Ee, o yüzden de bu kadar büyük bir emek var aslında abi. Ee, o yüzden ilk bir buçuk ay bu. Ben şöyle bir şey yaşadım etrafımda. Genelde bir işe başlarken. Ya şu bir de böyle coşkulu bir tipimdir falan anlatırken ya böyle bir iş var nasıl yapacağız falan. yaparsın sen falan destek alırım sevdiklerimden etrafımdan falan yaparsın ya falan gibi burada şöyle şeyler oldu. Etrafımda fikrine güvendiğim insanlardan kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, işimizin çok zor olduğunu biliyorduk. Ben de e, şuna söz verdim kendime. Elimden geleni yapacağım. Çünkü evet çok korktum diyorum ama her insanımda e, ayağına böyle fırsat gelmez. 100. yılında Atatürk'ün gençliğini oynamak. Evet. Hep hep bunun arkasına aslında. Muhteşem sığınmak. bir miras. Senin açından mi? yani. Hayatımın en büyük imzası. Daha bunun ötesi ne olabilir bir oyuncu <laughs> açısından diye <laughs> düşünüyorum da. Muhteşem bir miras. Hiçbir ödülle hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek. bir şey. Asla. Bir de e, ya bir kere buradaki bütün yani, yani ben seni çok seviyorum. Ya yani bir kere Beşiktaşlısın diye çok seviyorum. Eyvallah. Ama, <laughs> e, oyunculuğuna sadece ceketimi ilikleyebilirim saygıdan. Estağfurullah. Sağ olasın. Seyreden herkesin ortak görüşü senin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilemem. Ama bence orada yani bütün bu oyunculuk performansının yanında takdir edilmesi gereken bir şey var. Bu çok büyük bir cesaret. Eyvallah. Bir oyuncunun Atatürk'ü oynama cesareti çok büyük bir cesaret. Hele böyle bir dönemde yani ya e, hepimizin atamız konusunda çok hassas olduğumuz bir dönem. Kesinlikle. O, bir, bir, oyunda bir en ufak bir, bir şeyin olsa ne biçim oynamışsın diye yerden yere vurulursun ki. Yani alakan olmayan şeylerden vuruluyorsun zaman zaman. Tabii. O cesaret çok önemli. O cesareti nasıl topladın? Yani Atatürk oynama ve bu kadar böyle ses getirecek bir işte. E, aklımda olan şöyle bir şey yaşadım ben. E, i̇lk dört gün çekim sırasında İstanbul'da plato'da çekim yapıyorduk. Ben izlemiyordum. Monitöre bakmıyordum. Çünkü nasıl gözüktüğümü e, kamerada önemsememek istiyordum. Anda o ruhta orada kalmak istiyordum. Hissettiklerini hissetmeye, fikirlerini anlatmaya odaklanmıştım. Çünkü nasıl gözüktüğümle ilgili ya gözüm olmuyor mu, bilmem ne olmuyor mu bir şeye takılırsam andan koparım diye aslında kendimi hep e, telkin ettim bu konuyla ilgili. Ama her yerde monitör var. Çok büyük bir ekip bu arada. Yani inanılmaz bir benim hayatımdaki en büyük ekip. Bildiğim kadarıyla da e, gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyon aslında bu. Öyle Türkiye'de mi? evet. Hmm. Evet. Bir gün denk geldim o sırada e, Makbule Hanım'la ve e, Zübeyde Hanım'la tartıştığı bir sahne odaya çıkıp yine böyle bir sıtmaya girdiği şey, bir yer Şey Sultan... mevzusu Hı. evet. E, orada o şey oradaki yakınıma denk geldim. Monitörde denk geldim böyle oldum. Aa Atatürk Mustafa Kemal sıtma krizi geçiriyor. Çünkü geçirmez ya bizim aklımızda. Aa bir dakika tamam dedim biz başka bir şey yapıyoruz. Evet 5 yaşından beri sıtma hastası. Zaten insan olduğu için bu kadar da değerli bence. Bu kadar da önemli. Biz bunları anlatmanın ayıp olduğunu düşünüyorduk bence bu zamana kadar. Kaburgası kırıldığı halde orduların önünde baş komandan olarak çıkabiliyorsa zaten esas bu kahramanlık bence. Bunu anlatıyoruz. Evet tamam dedim. Bir şey fark ettim. Sonra yönetmenimiz bu arada onu da eklemek istiyorum. Hani çok uzun ve çok zorlu bir süreçten geçtik. Hazırlanmak, cesaretin bu sorumluluğu almanın yanı sıra bir süreçten de geçti bu iş. Aslında proje olarak. Ee, hani ben bir çektiysem bizim yönetmenimiz, buradan ellerinden öpüyorum onu. Evet. Çok çok, çok çok önemli çok bir yönetmen. Büyük, muhteşem bir iş yapmış o da. Çok yani. büyük bir iş çıkardı. Hepimize de sahip çıktı. Biz ben bir e, tabii çok önemli Mustafa Kemal'le e, ilgilenirken oynarken kameranın önünde arkasında bir de ee, o hepimizle ilgilendi, hepimizle setin arkasını ve önünü yönetmekle ilgilendi. Ya, keza, keza işin yolu değiştiğinde yapımcılarımız da çok sahip çıktı. Yani iyi bir savaş verildi aslında bu süreçte. Tabii. Ee, ne sorduğunu unuttum. Çok güzel gitti sohbet bu arada. Ben esasen e, yani filmin içerisinde Atatürk duygusunun. <laughs> e, yani sendeki yansımasını çok merak ediyorum. Orayı anlat. Ama filmle ilgili soracağım sahneler var sana benim onun dışında. Tamam. Yani mesela şeyi çok merak ediyorum ben. Sarp ben Sarp'ı da çok severim. Buradan ona da çok selamlar. Şahane oynamış Enver Paşa'yı o da. Muhteşem oynamış. Müthiş. Ee, yani sizin e, Mustafa Kemal ve Enver Paşa arasındaki çatışmayı filmde o kadar güzel bir duyguyla anlatmışsınız ki bütün okuduğumuz tarih kitaplarındaki Enver ve Mustafa Kemal hikayesi Filmde karşımıza çıkıyor yani onu adeta seyrediyoruz. Böyle evet. belgeselini seyreder gibi evet. seyrediyoruz. Ve oradaki Atatürk'ün pozisyonu da çok doğru aktarılmış. Ee, karşılıklı oyunlarda mesela Enver Paşa Atatürk şeyinde, sahnelerinde oradaki o uyum nasıl yakalandı? Yani o duygu nasıl yakalandı? Şimdi aralarında büyük bir, bir çatışma var. Ee, yani ben ne yaptıysam her şeyi vatanım için yap, yaptım diyor Enver Paşa'da. İkisinin de asker kökenli olmasından, askerliğin ne demek olduğunu... ...bilmelerinden ötürü çok büyük bir saygıları var. Sarp bunu zaten anlat anlatıyor e, röportajlarda. Sevgili kardeşin Enver, sevgili kardeşin Mustafa Kemal diye bitiriyorlar e, zaten şeyleri. Ama aralarında e, fikirsel olarak uyuşmasalarda bir çatışma var. O çatışmaları da e, aslında yalnız yani eğer etrafta başka askerler varsa başka... ...yalnız kaldıkları anlarda başka. Şimdi böyle anlarda böyle çatışmalı sahnelerde de güvendiğin, bildiğin, sevdiğin iyi bir aktörün olması gerçekten çok güven verici. Hani ben bu kadar sonra onun da o kadar sorumluluğu var günün sonunda. O yüzden güven veriyor olması iyi ki Sarp'tı ve iyi ki Sarp'la yol aldık. Keza mesela Songül de öyle, Şahin de öyle, Nuri Conker. Yani Ali Fuatcu mesela çok büyük tarihi kişilikleri aslında biz hayat vermeye çalıştık. En çok Enver Paşa ve Atatürk arasındaki hangi diyalogla ilgili dönüş oluyor? konuşmalar oluyor. Ben mesela şey ama... geliyor. Hangisi? Bir tane altın geliyor Alman generalden. Aha, Alman mi? general geldikten sonra bu onun zaptı, bu da onun zaptı hmm. dediği yer. Benim askerimin kanıyla dediği yer var ya, o sahne çok beğeniliyor ben mesela. Ben ikisinin birebir konuşmasındaki şeye çok vurulmuştum. Affedersiniz. Diyor ya. He. O diyor ki ben affederim He. de diyor. Vatan affeder evet. mi? Millet affeder He. mi diyor. Evet, vatan. Ben oraya Şimdi çok bir de onu söyleyecektim işte. Çok. Sizin mağlup olacağınızı kim inanır? O önemli değil de. Bir de Enver'in e, oradaki kurma heyetine artık rütbesini versene Mustafa Kemal'in diye söylüyorlar. Diyor ki ona hangi rütbeyi vereceğiz ki diyor. General yapsak padişah olmayı isteyecek. Padişah yapsak duruyor. Tövbe diyor. Enver'in e, gözündeki Atatürk'ü o kadar güzel anlatmış ki Sarp oynarken. Evet. Tam okuduğumuz da o yani. Muhteşem bir anlatım oldu. Ama orada. işte abi geldiğimiz yere bak. Evet Yani e, mevzunun büyüklüğünü biraz ...anlatmak gerekiyor aslında. Atatürk'ün büyük bir. Bizi anlatmak Bizim yok paşam. <laughs> sadece, o sahne yani. Sadece biz varız. Ya Sarp öyle bir oynamış ki orada yani ikinizin... ...ben mesela şeyi anlamıyorum Aras. Ee, bir mesela Atatürk'le ilgili bir kitap okuduğumda... ...çok Atatürk anlatan... <laughs> e, ...böyle sizinki gibi böyle bir Atatürk filmi seyrettiğimde... ...Atatürk'ü olan özlemime birazcık şey olur... ...bir su atar o yangını söndürür diye düşünüyorum... Arkadaş daha da özlüyoruz ya. Ha. Ben şu filmi seyrettikten sonra içimdeki Atatürk ya ya yani o son filmin bitirilişiyle ilgili ayrıca sinetem ediyorum. Yani, <laughs> ben söylemeyeceğim. De. Bak, söylemeyeceğim. Ben o de. spoiler'ı <laughs> vermeyeceğim ama <laughs> orada hem Mehmet Ata'ya hem sana herkese sistem ediyorum. Yani bu film böyle bitmez abi. Yani, bu film devam etmeli yani. Yani, yani. yani sinematik bir kurgu açısından müthiş bir şey. Niye yerde daha bitiyor? çok özlüyorsun? Sen bir röportajında da söylemişsin bunu. Fatih abiyle mi yanılmıyorsam de, demişsin ki çok özlüyoruz abi. Geçirmiyor bunlar daha da arttırıyor. <laughs> çok özlüyoruz bence. Çok özlüyoruz. Ee, hep şey vardır ya bir 10 sene daha yaşasaydı ya da şey vardır hani büyüklüğünü oradan anlatmak için söylüyorum. Gelmiş geçmiş bu memleketteki o bizim insanımıza sorsan bu gelmiş geçmiş 3 kişiyle oturmak istiyorsun. Bir yemek yemek istiyorsun. İlki kim olur? Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> <bir> şey <laughs> Eyvallah. Yani mevzunun büyüklüğü aslında orada. Bence çok özlüyoruz. Ondan... Neden mesela o özlem? Şimdi mesela ben senin oyununda gerçekten okuduğum Atatürk'ten o kadar çok şey gördüm ki o yüzündeki kararlılık, o inanmışlık, o e, aklın, bilimin ama vicdanın rehberliğindeki adam ve bunlar benim Atatürk özlemimi birazcık böyle dindirir. Öyle düşünürken film bittiğinde oturdum mesela şey okudum yani e, tek adam okudum Şevket Süreyya Aydemir. Sen de okumuşsun galiba evet, hazırlık kitaplarından. Evet, tabii, bir, muhteşem tabii. bir kitap o yani. Muhteşem. Ben yani Mutlu'nun içerisindeki Atatürk anlatılarını okudum. Yani o özlemi neden dindirmediği ve daha arttırdığı bu da değişik böyle bir şey. Yani bu evet. milletle Atatürk arasındaki bağlantıyı anlatacak önemli bir şey bence bu da yani. Kes, kesinlikle öyle. Yani... E... Çünkü ne yaparsak yapalım hiçbir zaman tam olmayacak. Yani film yapalım, kitap yazalım hiçbir zaman tam olmayacak. O özlemimiz hiçbir zaman geçmeyecek. Yani ben de işte yola çıkarken röportajlarımda da söyledim. Bütün ekip de öyle. Bu iki buçuk senelik emek bir iddiayla da geliyorsun. İki buçuk senelik Tabii. bir emek falan diye geliyorsun aslında. Ama tek odak noktam şuydu. Bir dakika düştüğüm yerde, yorulduğum yerde, zorlandığım yerde, baskıyı çok hissettiğim yerde. Hep şey dedim bir dakika. Sen 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğini Oynamaya aday ve buna nail olmuş birisin. Bir dakika. Dut diye böyle o beni kendime getiriyordu ve e, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır diyor ya. Görevimi en iyi yapmaya çalıştım. Ve ekibin de, şimdi biz sahadaki insanlar olduğumuz için e, ekibin de buna yaptığına kefilim. Hmm. O yüzden beğenip beğenmemek bu seyircinin e, takdiri. Gidenler bir de 3'te 2'si televiz ilk filmin 3'te 2'si televizyonda inandı. Bu da evet. bir ilk herhalde yani. Ona rağmen bu kadar izleniyor olması, ilgi görüyor olması yine bizle alakası tabii, yok. Atatürk'le alakası var. Atatürk'ün gücü bu. <laughs> Müthiş. Böyle filmdeki sahneleri sana çok sormak istiyorum. Sürekli onları konuşturmak istiyorum senin o mesela. spoiler diye mi? Evet <laughs> ama yani Allah'tan yani Atatürk'ün yani okuyan bilen herkesin içinde bildiği şeyler ama filmdeki yani o senin o ve oradaki diğer insanların koyduğu performansla iş bambaşka bir noktaya gitmişler. Mesela e, hepimiz biliyoruz o İskenderun limanındaki silahlara Atatürk'e yazılı talimat gidiyor. Silahları İngilizlere teslim edin diye. Evet. Ya o Benim o... yaratılışım bu emri yerine getirmeye müsait değildir. Çok büyük laf abi. Çok acayip bir laf. Ben bir de şeyi seviyorum. Daha demin onu söyleyecektim. Unuttum. Affedersin. Ee, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa arasındaki çatışmayı sormuştun ya. Bir yerde böyle gidiyor ve e, askerler konuşuyor. işte duydunuz mu Mustafa Kemal'in ne yaptığını Doğu cephesinde. İşte Rusları buraya kadar çekmiş falan. Geliyor Enver orayı çiziyor. Ve yüzyıllar sonra Hilal taktiğini uygulayan kumandan oluyor. Ve onu gülümsüyor. Müthiş. Şey takdir ediyor. Tabi. Yani öyle de bir ilişki aslında o. Askerlik ilişkisi o. E, Atatürk yani nasıl söyleyeceğim bunu sana bilmiyorum. Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk an o kıyafeti giydin. Hı hı. O bütün hazırlıklar uzun süren bir psikolojik danışmanlık süreci varmış. Yani evet. onu, ona da çok saygı duydum. E, senin haleti ruhiyen. ilk o an aynada gördüğün Aras... Atatürk oynuyor ve fiziksel olarak Atatürk'e benzeyebilecek en e, muhteşem hali. Evet. O anı anlatsana. bu kendinle göz göze geldiğin an. Bismillah dedim ya. <laughs> Böyle bir baktım. Zaten çok uzun o makyajım falan da çok büyük bir hazırlığı vardı ama o karavanda hadi bakalım bir test çekimi yapacağız dediğim bir yerde e, hadi bakalım. Şimdi hani bir sürü bilgi, 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 bilgi 9 aylık bir hazırlanma süreci şimdi iniyorsun ve Kameranın önünde bunu deneyimleyeceksin. Benim mesleğimin tanımı o ya aslında. Hani kameranın tamam. önünde bunu ekletmek. Ee, karavandan indim. Herkes böyle ağlayan, <laughs> yapan ve nasıl gözüktüğümü daha demin söyledim ya. Önemsememem gerekiyor ama öyle bir isim ki. Yani onu zaten halletmem 4-5 gün aldı. İlk deneme çekimini yapıyoruz. İlk defa da evinin içine bu kadar girdik. Anacığının elini öptüğünü ilk defa bu kadar gördük. Makbule'nin burnunu sıktığını ilk defa bu kadar gördük. E, o, o yüzden de o ilk deneme çekiminde yine böyle asker halimle falan ne yaptık? ilk yaptık o deneme çekimini. Ondan ondan bahsediyorum aslında. Ne, ne neyi yapamıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani o yani Atatürk rolüyle gördüğünde insanların verdiği tepkiler arasında en unutamadığın hangisi? O bir, bir tane böyle Kim ağladı mesela biri ağladı dedin. E, kostüm şefimiz. Kostüm şefimiz böyle ya falan diye böyle ama buradan gelen bir anı ve e, onu unutamıyorum. Şu var, olmuş. Şu anlar var, olmuş. Benzemeyiş falan. Ben, biz bir de benzemenin ötesine geçmek istedik bu işte. Hmm. E, o yüzden ruhunu anlat. Sen bir yerde şey demişsin. Fiziksel olarak benzemektense ben Atatürk'ün e, ruhsal psikolojik ve düşünce yapısına benzemek için çok çaba sarf ettim demişsin. Evet. O süreci biraz anlatır mısın? O nasıl oldu? Tabii ki anlatırım. Çünkü normal kafamızda baktığımız Atatürk kastı dediğimiz şeyde en az benzeyen benim <laughs> baktığımda. Benzemenin ötesine geçmemiz gerekiyordu. Mehmet Ada Öztekin bir gün bir röportajda şöyle bir şey söyledi. Atatürk bir çift mavi göz bir sarı saç mı? Sadece bundan mı ibaret? Artık bunun ötesine geçmemiz gerekmiyor mu? E ee, paşamın kendi söylediği zaten çok önemli bir laf var. Bunu, bunu da söylüyorum. Beni görmek demek fiziksel olarak görmek demek değildir. Beni anlıyorsunuz. Hissettiklerimi hissediyorsunuz bu kafidir. Zaten çok büyük bir düşünür, çok büyük bir vizyoner, çok büyük bir kumandan, çok büyük bir siyaset adamı. Yani çok büyüklükleri zaten çok. Ee, bizim yaptığımız zorluk da aslında bence şurada bütün bu duygusal bilgiyi alıp bir filme Sığdırmaya çalışıyoruz ki bu mümkün değil. O yüzden eleş, bütün bu eleştirileri e, göze alarak yola çıktık aslında. Ee, i̇lk Mehmet Adanın seni o halde gördüğünde söylediği şey ne? Mehmet abi çok tepki vermez Nötrdür genelde. Belki Nütür. oyuncuyu etkilememek, etkilememek için. için. Bence onda. Peki İnanın mesela e, iki saat mi sürdü her seferinde makyaj? İki buçuk saat. Mesela her seferinde iki buçuk saatlik bir süreç, psikolojik hazırlık süreci de anladığım kadarıyla seanslarca evet. süren bir tabii, şey. Tabii tabii. Ee, o rolden nasıl çıkılıyor ya? Valla... abi zaten süre boyunca yoğun bir tempo 5 ay yoğun bir tempo. Çok şehir gezdik, çok yere gittik. Konya'ya da gittik, Hatay'a da gittik, Çanakkale'ye de gittik, Makedonya'ya da gittik. İstanbul'da bir sürü çekimler yaptık. Sakarya Sakarya tarafına gittik. Rolden çıkıp çıkmama mevzusu değil ama dur hiç bırakmayayım ki şu iş bitsin nin sorumluluğunu hep taşıdım aslında üzerimde. Bir yerde rahatlamama e, tabii ki set bittiğinde Mehmet abiyle oturmalarımız, arkadaşlarımızla sohbetlerimiz bilmem ne hani kafamızı dağıttığımız alanlarda rahatlıyorduk belki. Ama e, esas e, problem iş bitince oldu. İş bitince böyle bitti. E, ne oldu? Oldu mu şimdi? Yap, yapabildik mi? Layık olabildik mi? Altından kalkabildik mi? 3 ay falan böyle Psikolojik biraz şey, yoruldum yani. Hayır, oynadığın yani karakter o kadar güçlü bir karakter ki Hı. ve ve sen onun içerisine gir, girmemişsin. Sen o olmuşsun. Yani yaşamışsın onu. Evet. Ee, oradan çıkıp mesela eve gidip, mesela ne bileyim hamburger yemek falan, <laughs> arkadaşlarla oturup yemek, içmek, sohbet etmek, mesela ne bileyim böyle şakalar yapmak. Evet. hani e, Ben tabii oyuncu değilim. Benim hayal dünyamı çok aşan bir şey ama e, bunu nasıl başardın? Yani bu da insani olarak çok önemli bir şey bence. Bir kere zaten... E, öyle bir isimden bahsediyoruz ki altında ezilmemek mümkün değil. Yani bütün bu projelerden, bilmem olaylardan, kaoslardan, polemiklerden falan hepsinden çok daha büyük aslında. Ee, bunu da hepimiz biliyoruz. Ve en büyük e, mevzu da gönül bilgimiz. Mesela ben çok bildiğimi zannettiğim şeylerin aslında bilmediğimi. Annem şöyle bir şey söyledi. Annemle ablam ilk filmi izledikten sonra galaya geldiler buraya sağ olsunlar. Ee, biz ne kadar çok şey bilmiyormuşuz ya. Birkaç tane hazırlandığın kitabı bana da verir misin? Okuyabilir miyim? Ah ne güzel. Müthiş bir şey bu. Yani bence bu. filmin en önemli e, yapacağı iş de bu. Hepimiz Atatürk'ü biliyoruz. Yani e, ama Atatürk'ü anlamak için Atatürk'e dair çok daha fazla şeyden haberdar olmak lazım. Evet. Seyretmek, okumak bunların hepsi. Yani bir film hiçbir zaman e, bir şevket Süreyya kitabının verdiğini vermez. Mümkün değil. Hı. Ama o ilgiyi uyandırmaya yeter. Hele senin gibi büyük bir yıldızın içinde olduğu bir film çok daha eder. Madame Corinne'le bir diyalog var. Ben bunları not etmişim sana sormak için. Diyor ki istiyorsan gidelim diyor. Hı. Gidemez ki. Oradaki yani senin... Vatan e benim içimde. Nereye gitsem o da benle gelecek. Abi bütün hücreleri, bütün hücrelerinle daha demin söyledim ya bir ideale inanmak Mustafa Kemal umut. Mustafa Kemal Atatürk bizim için umudumuz. Bir programda senin programın değil yanlış hatırlamıyorsam. Fat Fatih abi. Fatih abi soruyor diyor ki umudunu kaybetmedin mi falan. Son kuvvacı kalana kadar e, ben umudumu kaybetmeyeceğim. Çünkü onu öğrendiğim adam bana bunu öğretti. Atatürk bizim için umut demek. Abi ama bu şeyle sadece güneşlerin arasına Atatürk fotoğrafı koymakla olmuyor. Eyleme de geçmek gerekiyor bence. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, hadsizce ya da cesaret ettiğimiz yer burası. Bu, bu işi oradan göstermeye çalıştık. Yoksa bir sürü Atatürk projesi yapıldı. Dediğim gibi bundan sonra daha da iyileri yapılsın diye de yapıyoruz Atatürk'ü anlatabilmek için. Hem yeni jenerasyonlara hem tüm dünyaya. At Atatürk'ü tüm dünyaya anlatmaya gerek yok. O zaten kendini her türlü ispat etmiş birisi. Ama biz yeni jenerasyonlara da anlatırsak o dünyanın yeni jenerasyonlarını anlatırsak ne kadar bir değer, bir kıymet olduğu o zaman bence e, işte biz de kendi işimizi sinema dalını yapmış olacağız. Filmden çıktıktan sonra seyreden bir insanın aklında <laughs> ne kalsın istersin? Genelde şöyle oluyor ikinci filmden sonra. Burada biter mi ya? <gülüyor> benim, <gülüyor> öyle, benim öyle valla. Ee, i̇nsan Halini de gösterdiğiniz için sevdalarını, acılarını, çektiği zorlukları, o zorlukları nasıl aştığını tek bir yerde değil de zaten problem varsa çözüm vardır diyen biri zaten Mustafa Kemal. Subaylığından, çocukluğundan beri problem mi var? Bir dakika tık 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 inanılmaz bir zihin. Bunların gece dans ediyor olduğunu gördüğümüz bu kadar değil inanılmaz bir zihin. Yani hiç durmayan bir zihin. Evet. Atatürk olduktan sonra, Atatürk soyadını aldıktan sonra doktorlarına da söylüyor. Bu zihin hiç dur, hiç durmuyor diye hatta hatıratlarında var kendi de söylüyor. Ee, ruhunu bize gösterebildiğiniz için teşekkürler denmesi, böyle bir film yaptığınız için teşekkürler denmesi, ee, biz iyi ki böyle büyük bir lidere sahibiz. Bize tekrardan bunu hatırlattığınız için teşekkürler denmesi kafi. Ee, performans eleştirilir bu arada Tabi Tabii şüphesiz eleştirilir. Gerçi bu filmde yani bu filmde eleştirilen şey Filmin içeriği performansı falan değil Hı -hı. E, soracağım onu da sana yani Hı -hı. filmde eleştirilen şey Disney'in e, yarattığı vaziyet bu kadar büyük emek bu kadar çalışma e, bütün bunlar olurken biraz önce söylediğim gibi bir şey oldu filmin yayıncısı filmi o platformda yayınlamamaya karar verdi evet. daha doğrusu daha bir global karar aldılar ne kadar içerik varsa hepsini evet. bıraktılar. Ee, bu filmde, ya daha doğrusu bu dizi olarak ilk çıkan filminde de yayınlanmayacağı söylendi. Türkiye'de haklı olarak hepimiz kıyameti kopardık böyle iş olur mu diye. Çünkü Tabii. siz orada yaptığınız herhangi bir film değil bu. Bu bir Atatürk filmi, içinde Tabii. Atatürk var. İşte Ermeni lobisi falan bir sürü konuşmalar. Şimdi orada o dayağı sen de yedin. Tabii. Hatta hala da yiyorsun da görüyorum ben. Yani Tabii. mesela Suudi Arabistan'daki rezillikten sonra sen çok güzel bir paylaşım yapmışsın. Ee, hemen senin videonu koymuşlar oraya işte o konulara girmeyelim videosunu. Evet. Önce şey soracağım. Ya sadece sen de değil mesela diğer oyuncular, yönetmen ilk bu yayınlanmama, yayınlanmama ihtimalin olduğu haberini duyduğunuzda ne hissettiniz? Hayal kırıklığı, öfke. Yani o e, o öfkeyi yaşayan benim memleket, benim arkadaşlarım, benim gelimden olan bu toprağın insanların yaşadığı o öfkeyi belki ben işin içinde olduğum için on katının hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için. Bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım. Ben ne yaptıysam bilinçli, bilerek yaptım. Ee, lobby şimdi Disney böyle bir karar almış. Amerika Disney. Ne yapayım? Kaldık. Biz ne yapacağız abi? Çektik. İki film de çekilmiş. İki buçuk senelik emek, bu kadar sorumluluk. Ne yapacağız? Biz yani bir dakika. Bir de şeyleri de belirlemek lazım. Herkes kendi e, şeyinin tarafının sözcüsüdür. Ben oyunculukla ilgili konuşabilirim. O yaptığımla ilgili nasıl hazırlandığımı anlatırım falan. Performanslara bunlara gelene kadar beğenilip beğenmemek değil. Buna çok saygım var. Ama o kadar öznesi olmadığım şeyle ilgili konuşuldum ki. Birileri tweet at, işte Ermeni lobisi tweet attı. E ee ondan iptal oldu. Allah Allah. E bu işin 29 Ekim 2022'de e, ee, teaser'ı çıktı. Tam Disney böyle bir ticari karar aldığında mı geldi bu tweet? Hadi diyelim bu yüzden oldu. Diğerleri niye kaldırıldı? Ya da tüm dünyada niye kaldırıldı? Disney belli böyle bir karar almış. Tam yapacağım bir şey yok buraya burayla ilgili benim. Ama biz ne yapacağız? Yoluma bakmam lazım, ilerlemem lazım. Ya kimseye de hak etmediği bir o bir o konulara girmeyelim arkadaşlar. Şu abi. Eee. O çok sıcakken sorulan bir soru galiba değil mi sana? Evet, çok sıcak. Evet, hani ne olacak? Daha ne Disney konuşuyor, ne yönetmen konuşuyor, ne kimse konuşmuyor galiba. Kimse da. konuşmuyor. Ne olacağını bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O, o verinin gerçek olup olmadığı ile ilgili bir bilgimiz de yok. Hmm. Ki değil. Yani e, Ermeni o, diasporasının dahilinin olup olmadığı da, bilgisi. Evet. Hmm. Yani e, biz Los Angeles'ın ortasında galaya gittik. Ne oldu? Hani protesto. Falan. Yok. Belli ki böyle bir ticari arka taraflarda neler oluyor bilmiyorum abi. Sen davet ettiğin bu konuyla ilgili insanlara sor. Gerçekten bilmiyorum. Yani Biznes tarafıyla ilgilenmiyorum. Ben sahanın içindeyim. Saha, saha adamıyım ben. E, ama en çok etkilenenlerden biri de ben oldum. Günün sonunda böyle bir sorumluluğu aldığım için. Her şeyi dedim ya göze alarak giriyorsun. Bütün bu eleştirileri beğenilmeyi beğenilmemeyi Çünkü yakıştırmayanlar da olacak. Öyle çünkü Atatürk öyle bir yerde. Hiçbir zaman tam olmayacak dediğim yer orası. Ama e, hikayenin öznesi olmadığım konularla ilgili eleştirilmek e, canımı çok sıktı tabii ki. Dediğim gibi Los Angeles'ın ortasında gala yaptık. E ondan sonra... Diyasporanın çok etkili olduğu bir yer orası. E, ne oldu? E, neden buralara giremedik yani? Benim yoluma bakmam lazımdı. O yüzden bu tarafla ilgili daha demin de söylediğim gibi aslında yine Atatürk'ün gücü. Diğer bütün meslektaşlarım da işlere alındı. Disney'le anlaşma yapan ya bir, sürü bir sürü arkadaşım. ama ne oldu konu neden var. Çık... Çekilip yayınlanmayan var bir e, sürü. Evet. E, konu neden çıktı? Atatürk'ten. Neden çıkar? Atatürk kırmızı çizgimiz ve herkes protestosunu kendi dahlinde gerçekleştirir. Ben burada ne anlatırsam anlatayım şu olacak zaten. Anlat, anlat. Ha ha diyen de olacak. Çünkü insan ne anlatırsan anlat anladığı kadardır. Yani ben burada bütün yüreğimi dökeyim sana ki çok samimi konuştuğumu düşünüyorum. Ee, anlamak isteyen öyle anlayacak. Sadece şey konusunda cesaretim konusunda hakkımı yedirmek istemiyorum ben de hani verdiğimiz emek konusunda bir de yani işimizin arkasındayız işimize sahip çıktık Atatürkle ilgili fikirlerim zaten düşüncelerim min kanıtı bu filmdir. bu, bu e, Son tahlilde 35 ülkede birinci film yayınlandı ikinci filmde 35 ülke 30'u aşkın ülkede tam 35 değil galiba ama evet, 30 aşkın bu film yayınlanıyor. Sen çok güzel söylemişsin. Bir yerde demişsin ki bir sürü meslektaşımın emeği, dizi, film çıkarılamadı. Yani sahnelenemedi. Tabii. Bu filmimiz milyonlarca insan seyrediyor. Çünkü Atatürk'ün gücü Atatürk, bu diyorsun. Atatürk'ün gücü. Öyle abi çünkü. Öyle yani. Ne bizim bu projeden önceki projelerden bütün bu paniklerden… Ama şunu seyretmesek var ya kahrolurduk yani. İnan bana bak, <laughs> evet. bu emek yani burada oyunculuk, yönetmenin emeği, ya kostüm işte anlattım ben yani. Bu film seyredilmese gerçekten çok yazık olurdu ve ben kahrolurdum şahsen. Yani. Abi eyvallah. Yani, ve burada şey de söyleyeyim, yani tabii oyuncu, yani insanlar tabii onu bilmiyor. Sen çok önde olduğun için hı hı. E, şey zannediliyor herhalde, yani filmin yayınlanma yetkisi hakkı sende zannediliyor. <laughs> e, tabii ki oradaki o dönem o röportajı söyleyeceksin. Şimdi burada başka bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki yani... Abi e, hak et, kimseye hak etmediği payeyi vermem. Böyle bir durum yoksa tam o ticari döneme denk getirilen bir tweet o yüzden oldu bunlar falan. Hadi abi. Hadi ya şeyden hadi. Belli ki başka şeyler dönüyor arkada. Sen bir yerde kızgınım ve kırgınım demişsin. Kızgınım ve kırgınım. Neden? E, ben sen ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın. Yapımcı ve biz ekibiz, kreatif ekip. Sen diyorsun ki ben yokum. Sonuç ay Çerşembe. Kırılmaz mıyım sana? Kızmaz mıyım? Tabii. Yani bir de söz konusu Atatürkse Herkes de dediğim gibi tepkisini başka türlü dile getirir. Ben işin içinde, işin içindeki kişi olarak tepkimi e, bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Şimdi mi kaldı, şimdi mi aklına geldi falan. Öyle değil. Ne yaptıysam kararlı bilerek. Benim de yolum 14 senedir ben aralıksız bu işi yapıyorum. Ve çok tecrübeliyim falan gibi bir yerden konuşmam ama bir yolum var. O yolda da. Kendime göre, kendi doğru bildiğim, kendi sahiplendiğim bir şekilde e, verdim kararlarımı aslında. E, beraber de karar verdik. Kocaman bir ekip de var aslında arkada. Ama e, bunu şahsen net bir şekilde söyleyebilirim. Benim kararımdı. Bilerek, isteyerek böyle yaptım. Sus, susma ise susma. Susma değil. Susmamızı, e, sözleşmesi var o yüzden sustu. Ya da e, ne bileyim. İşte bilmem neden dolayı sustu korkaklığımızdan falan, edebimizden, adabımızdan, anamızdan, babamızdan böyle öğrendik biz. Edebimizden, adabımızdan da susuyoruz abi. Baktığında. Bir de şimdi orada or proje, hepimizden süreç bilir. bir yandan ben şimdi orayı çok yakından takip ettiğim için biliyorum. Yani Disney global olarak böyle bir karar verdi ama Türkiye'de bizlerin tepkisiyle oluşan kamuoyu e o kararı değiştirmek için çok önemli bir etken oldu. O süreçte senin oyuncu olarak ya da filmin yani mutfak ekibindeki insanların değil de daha çok işte e, ana aktörler, işte yapımcının Disney Türkiye'nin Global'in e, bir iletişimi vardı. Yani tamam. senin orada çıkıp ne bileyim, senin Sarp'ın e, söyleyeceği iş oyuncu olarak fikrinizi ortaya koyar. Belki de orada bu filmin sinemada oynamasıyla ilgili sürece zarar verdiniz Bilmiyorum ne olacağını. Bence öyle olur. E, bu arada. Yani orayı çok ayırda demedik ama insanlar tabii biraz da şey yani Atatürkle ilgili hepimiz o kadar e, ona dair hassasiyete sahibiz ki. Bu sadece bir film için de değil. Yani işte Suudi Arabistan'da en, en son yaşanılan şeyler. Yani o bizim için çok kıymetli ve bir Öyle. tane. Yani eee evet. ona öldü zannediyorlar. Hiç kimse de Atatürk'ün ölmediğini görüyoruz. İşte Disney konusunda da gördük. Suudi Arabistan'da da gördük. Orada da gördük, burada da gördük. E, o reaksiyon biraz ondan. Abi senin programında mı söylüyordu Celal Hoca? Adam mezarından hala savaşıyor. Liber Hoca. Ya. Onu Celal abi hep sürekli söylüyor. Ha. E, muhteşem bir şey ama tam işte tam bu yine bak. Aynısı. Ondan bahsediyorum. Ve hep kazanıyor. Ve bizim Atatürk'ümüz, hepsi bizim Atatürk'ümüz. Bu taraftaki, ya Türk Disney tarafı da bunu yaptı. Burada olması, aman Atatürk bak kırmızı çizgimiz. Dikkat edelim. Yani onlar da çok büyük bir savaş. Yani yapımcı tarafı, dediğim gibi bizzat tarafında neler döndüğüyle ilgili bir fikrim yok. Ama e, yani onlar da büyük bir savaş verdi. O yüzden de yine Atatürk'ün gücü sayesinde iki film halinde iyi ki seyirciyle buluşulabildi. Devam edecek daha o filmler. Ee, i̇şte kısa bu. bir ara veriyoruz. Aradan sonra Aras Bulut ile... İnemliyle... Atatürk filmini konuşmaya devam edeceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konumuz Atatürk filmi ve Atatürk filminin başrol oyuncusu Aras Bulut İğnemli konuğumuz. E, film Atatürk Samsun'a... Çıkmadan bitiyor. Evet. Pat <laughs> diye bitiyor. Evet. Ayıp değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Se seyirci olarak evet. Ben vallahi filmde böyle dan diye kaldım. Böyle kaldım yani. Evet. Çünkü öyle bir coşku ve öyle bir noktaya geliyor ki yani evet. muhteşem bir yani yönetmenlik. Ee, Mehmet Aday'ı gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum. Yani sona doğru bizi çok iyi hazırlıyor. Yani evet. yükseliyoruz, o bir takım şeyler oluyor. İşte gidenler, o gidenlerle ilgili başka bilgiler çıkıyor Samsun. ortaya. Tabii. Aa, e, yani, ve Biz bekliyoruz ki Atatürk Samsun'a gidiyor ve milli mücadele başlayacak orada ilk aşamasında. Baş <laughs> duruyor öyle. Evet. E, ne olur söyle bize bu film devam edecek mi? Eee yapımcımızın çok istediğini biliyorum. E, gönlüm tabii ki çok istiyor olmasını ama işte bu bile yani 6 bölüm dizi halinde ilk başta çektiğimiz 2 film e, iki 2,5 seneyi buldu çekmesi. Eee kim istemez? Çünkü esas aslında tabii. o dört sene ya Kurtuluş Savaşı tabii. zamanı ya, orası çok acayip. Artık tek başına kalıp o parladığı yeri e, paşamın gördüğümüz yer olduğu için ve orada da çok acayip dengeler, İnanılmaz, orada da çok acayip şeyler, tabii. hikayeler var. E, tabii ki hizmet etmek isterim tekrardan. Yani yapımcımız o... istiyor, yani Öyle sorun, mi? Evet. Siz de. San, Saner Bey istiyor. Sen yani 3 4 olursa sen de istiyorsun başrol oyuncusu olarak istiyorum. Biraz böyle şey söylememek <laughs> mi lazım bilmiyorum. Yo, bana bakıyor. <laughs> yo yo çok istiyorum. Sadece e, süreçte çok yoruldum. Çok büyük bir sorumluluktu ya. E, o şeyim esim ondan da aslında. Yoksa istemez miyim abi? Bir de sana bir şey söyleyeyim. Mi? Ben de sinemaya yani. da çok yakıştı. Ha. Yani bu Bence sinema filmiymiş bu. Biz ilk sinema diye çıktık. Evet, en doğrusu buymuş. Hayır, yani. bu arada gerçekten sinema diye çıktık. HBO ile anlaşma yapılırken işe, işin içine Disney e girdi. Sonra diz, HBO dizi yapalım dedi. Diziye döndü. Sonra Disney aldı falan gibi bir mevzu oldu aslında. Yani ilk başta yola ben ona inanırım bu arada biliyor musun abi? Ee, yola Film diye çıktık. Aslında film oldu. Kurgusu tabii ki yine bir dizi kurgusu yerleri var. Öyle eleştiriler alıyorum. Bu arada çok da haklılar bu eleştirileri yapmaktı. Çünkü dizi kurgusuyla çekildi. Öyle mi? Evet. Ben mesela ama o benim anlayacağım şey ben normal. Kaptırdın biz. kendini büyük ihtimal başa. Yani ya. hiç öyle dizi kurgusu <laughs> falan diye bir şey anlamadım ben. <laughs> var öyle eleştiriler ve haklılar da bence bu arada. Hmm. Şey diyebiliyorsun hani. Çünkü dizi diye çekildi iki filme bölündü diyebiliyoruz. Ee... Sar. <laughs> soracağım soracağım. <gülüyor> en büyük aldığın eleştiri neydi? Yani oyunculuğunla ilgili, ne, filmle ilgili, içerikle ilgili bu Disney'imizin hikayesinden bahsetmiyorum. Tabii tabii. Yani onun dışında filme dair aldığın en büyük eleştiri neydi? Ne bileyim aileden gelir ya böyle en sevdiğin en yakın arkadaştan bir şeyden. Yok aileden değil daha et, etraftan duyduğum kadarıyla fazla çatık kaşlı e, olduğuna <laughs> dair bir eleştiri geldi. E, Halide Edeb'in hatıratlarında var. E, bir gün soruyorlar. E, ya hep böyle çatık kaşlı mı paşa? Artık Atatürk olmuş falan tabii. E, hep böyle çatık kaşlı mı paşa? Ya e, evet çok gülen bir fotoğrafı da fazla da yoktur. E, bilirim. Ama normalde çok neşe dolu bir insandır. Diye kendi anlatır. Yani aslında dışarıya gösterdiği bir halde olduğu için... Aslında filmin tamamını izlediğinde... Hani Makbule ile şakalaşmaları falan onları da görüyoruz. ilk filmle birlikte özellikle... Ee, ama dönem çok ciddi abi. Çok ciddi. Yani öyle bir eleştiri aldım. Bir de e, şey de olmuş olabilir. Bu bunu da kendime eleştiriyorum. Paşamın karizmasını asla yakalayamayacağım için, ne yaparsam yapayım yakalayamayacağım için belki fazla biraz böyle kasmış gözükebilirim kendimi bilmiyorum. Ama evet çatık kaşlı olduğu var yani. Atatürk'ün ya kişilik özellikleri içerisinde okuduğun yani bu role hazırlanırken en tepeye ne yazarsın? vatan sevgisi. Hmm. Ve ee, problem varsa çözüm vardır. Hep hep öyle. Yani yol burada başlıyorum, burada bitecek hedef. Buralarda sıkıntılar. Böyle git gitmem. Burada problem çıktı. Bir dakika. Bu, bu, bu ama gidiyor o hedefe. Yani o inanılmaz bir ee, inanmışlık. Kararlılık değil mi? İnanmışlık. Ha. Ha, Bak bence de bütün hikayeyi anlatan en önemli ifadelerden bir tanesi bu. Evet. Hiç kimse inanmazken inanmıştık Emre. Evet, Ve evet, inanmayanları da inandıran bir inanmıştık. Abi, tabii. Yani belki de liderlik dedikleri şeyin tam olarak tanımı da bu. Kesinlikle öyle. Ee, Yine senin programında mı Celal abim anlatmıştı. Ee, evet senin programında şey bir gazeteci yanlış hatırlamıyorsam ee, şey... Gazeteci yanında durmuyor falan. Ondan sonra Cumhuriyet kuruluyor ve oraya geliyor. Atatürk'ün hmm. yanında oluyor ve e, kardeşim ayıp değil mi? Sen diğer taraftaydın. Niye buraya? O zamanlar bunu yapana deli derlerdi. Yaptı adam ya gibi bir şey anlatıyor. Evet evet. Ce e, Celal hocanın Celal anlattığı hikayeden bahsediyoruz. <laughs> e, filmin en önemli motivasyon noktalarından bir tanesinin e, yönetmen Mehmet Ada yetimden ne olur cümlesi olduğunu söylüyor. E, Zübeyde Hanım'ın eğitim kalmış bir çocuğun Türk milletinin babası olmasına giden bu hikayede e, yönetmenin bu tespiti çok önemli ve filmde çok acayip bir yer var. E, öğretmenine soruyor çocuk Mustafa Kemal. E, benim babam öldü ben ne, ne olacağım diyor. E, sen Atatürk'ü canlandıran bir oyuncu olarak senin gözünden filmin motivasyon cümlesini sana sorsam ne dersin? Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum var. Ee, bizim müttefimiz yok paşam. Sadece biz varız, var. Ya bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Bu Bak yine kesiyorum Allah ben yani çok özür dilerim e, bu program sensin ama Atatürk olunca ben kendimi tutamıyorum yani, abi. Lütfen. <laughs> Çünkü burada rahatlıyorum sen konuşayım. Hep aklıma aynı şey geliyor. Ya nasıl bir vizyon bu? 100 sene önce söyledikleri 100 sene sonra çıkmıyor mu? Evet. Bizim müttefikimiz yok sadece <laughs> biz varız. Evet. <laughs> 2024 Türkiye'si değil mi bu abi? Aynen öyle abi. İnanılmaz yani bu bu ileri ileri görüşlülük, bu vizyon, bu inanmışlık. Ben Abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hani rolde ne yaşadın, ne oldu, zorluklar falan, bu sorumluluk falan diyorum ya. Ama duygumu anlatayım. Umut ayrı. Hayran olduğum birine daha 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 hayran oldum. Çünkü gönül bilgimle sevmekle birlikte şimdi biraz daha idrak ettim. Yaşadığı süreçle birlikte çok fazla içine girdiğim için idrak etmekle o sadece gönülden sevmek farklı şeyler. O idrakı yaşadığım için çok mutluyum. E, 20 20'li yaşlarımın başında ben bu işlere girdim. E, burada oturmamın sebebi de bu işleri yapabildiğim için zaten. E, yaptığım için daha doğrusu. 20'li yaşlarda işte zaten ailenin ekonomik durumu bilmem ne falan filan derken e, kopma derdinde oluyorsun. Bilirsin sen de. Kopma dertlerin olur falan. Sonra 20'li yaşların ortası ve sonlarına doğru kişisel hırsların. Dur şunu da yapayım, dur da yapayım. İşte çukurda oynarken bir anda 7. koğuşta Memo diye bir karakter var. Memo o o yani. şeyleri çok seviyorum ben. Ee, challenge diyorlar ya müca mücadeleyi çok seviyorum aslında. Çünkü bir risk almak. Popüler bir oyuncunun böyle bir Ay, abi bu yamaç abi ya deyip ona inandırman çok zor çünkü. Sen Seyirci... bu ses İlber Hoca röportajdan sonra mı kaldı? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> 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 Sen böyle Aynen. konuşunca ben hemen <laughs> sonra <sağ, sağ, gülüyor> hoca geldi diye böyle. Hayır onu Ata abi yapsın. Ata abi çok iyi yapıyor. <laughs> Ata, At Demirer yapsın onu. Böyle kalıyorum. Aralarda ben sokuyorum şeyi de. <laughs> lafı şey. Taklit maklit yaptığım için. <laughs> ee, 30'dan sonra bu projeyle birlikte değerinin kendi egolarının çıkarlarının ya da hırslarından çok memleketin için bir şey yapıyor olmanın değerini anladım. Hmm. Çok acayip bir şey. ya Bence bu proje sayesinde oldu. Yani kendini falan bir dakika. Hırslarını, öfkeni bir kenara bırak. E, bizim yaptığımız işler dünyada izleniyor. Ben bu umudu bize aşılayan insanı oynamaya e, cesaret gösterdim. Ve iyi ki yaptım. O yüzden de çok mutluyum açıkçası. E, kabul ederken bir ufak korku olmadı mı ya? Olmaz mı? Yani e, ufak ödüm patladı. Ödüm patladı. Ya yapamazsan diye yani bir zaten şeyi kabullendim ama işte. Ama bir şey söyleyeyim sana <laughs> <abi>, bunu <laughs> diyen adam da Atatürk oynayamaz işte bak. <laughs> ya yapamazsam diyen adam çünkü e, o vapura binip gitmez Samsun'a. Eyvallah. Çünkü ova pura bitip bi, bir tek binip Atatürk gider abi. Yani onun kafasına ya yapamazsam yok. Ya yapamazsam diye bir şey yok. Yok bence. De. Ya yaparım ya ölürüm var abi. Atatürk evet. öyle bir şey. Öyle o yüzden öyle. doğru adam oynamış. <laughs> <abi>. Vallahi helal <laughs> olsun ya, O önemli bir duygu çünkü yani. Eyvallah. Ee, ya tabii ki kendine güvenmesen böyle bir şey kalkışamazsın. Ama korkmadın mı? Çok korktum. Ee, şunu kabullendim onu söylüyorum. Hiçbir zaman tam olmayacak bunu bil. Dedim ve ne yapacaksın o zaman? Böyle bir şey geldi, böyle bir fırsat elinden geleni yapacaksın. İşte vatanın en çok seven görevini en iyi yapandır lafı da böyle. Ben size e, taarruzu değil ölmeye emrediyorumu? İki buçuk üç hafta düşündüm. Sadece cümleyi düşündüm. Ne demek diye? Ya ne demek işte? Bunu demek istiyor falan öyle değil. Ya yani, yani, <laughs> o, bu çok benim için mesela filmin o, motto cümlesi şey. E, bu inanmışlık çok önemli bir şey. Yani namuslu şerefli insanlarda bunu çok daha üstte görüyoruz Atatürk gibi. Ben hiç unutamam. tamam. Allah rahmet etsin. Benim hocam da Türkan Hoca, Türkan Saylana böyle kumpaslar kurulduğunda hı hı. çevresindekiler şey demişlerdi. Ya işte bunlar çok kumpas yani sizin acaba şey mi yapsanız, uzaklaşsanız mı Türkiye'den gibi ima edenler olmuştu. Hoca büyük bir sertlikle karşı çıkıp şey demişti. Sadece suçlular kürsüye çıkmaktan korkar. Ben hiçbir yere gitmem. Burası benim ülkem, burası benim vatanım. Atatürk'ün Korin Hanım'a ee, gidelim mis cevabı da benim açımdan bu filmin mottosu. Hmm. E, vatan benim terk edebileceğim bir kara parçası değil. değil. Nereye gitsem içimde gelir diyor. Hmm. E, hiçbir alternatif yok kendi vatanı dışından. Ölmek de bir alternatif ama o vatanı bırakmak değil. Bence Atatürk'ün filminin ve bu filmin ikinci bölümün özellikle mottosunu ben de tabi izleyici olarak söylüyorum en iyi anlatan cümlelerden ben, bir tanesi ben, bu. ya yani. Bence de öyle. Yani e sen söyledin aslında her şeyi inanmıştık çok acayip <laughs> yani Atatürk hikayesinin çok önemli bir parçası şimdi sana film tabi Atatürk filmiyle ilgili tekrar döneceğim soracağım ama e, Çukur'dan Atatürk'e geçiş şimdi evet. sen Yamaç, Yamaç Koçovalı'ydı değil mi? Evet, evet. Ya o da çok acayip bir karakter. Yani e, baktığın çok zaman mesela bit. şu anda Türkiye'de tüm zamanlarda yapılmış televizyon dizileri içerisinde en unutulmayan karakterlerden, en acayip unutulmamış işlerden bir tanesi. Ve galiba çukur birazcık da şimdi bu son dönem bu Türkçe pop, Türkçe pop diyorum, Türkçe rap biraz daha işte o şey kültür, sokak kültürü, evet. e, o işlerin başlamasında da birazcık böyle şey yaptı, tetikledi galiba değil mi? Bence tetikledi. E, ama başıyla itibaren aslında e, biraz Senaryo, senaryo çok her şey abi. Senaryo hmm. çok önemli. Ee, günün sonunda hikaye anlatıcısıyız hepimiz. Yani yönetmen de bizler de. Kameranın önüne çıkan oyuncular da. Ve o hikayelere hizmet ediyoruz. O hikaye bitiyor başka hikaye yapıyorsun. İzleniyor, izlenmiyor, oluyor, olmuyor. Rating alıyorsun. O rating alıyorsan çile, pastanın üstüne çilek alıyor ama pasta önemli ya aslında. O pastayı kurmak aslında. Ee, <laughs> çukur kurulumu itibariyle senaryo olarak aslında işte o mahalle de o Durumlarda olmak istemeyen ama en çok babasına benzeyen falan bir adamı anlatıyor günün sonunda. Ee, bu kadar şimdi şey var tabii fenomen olmuş bir işten sonra Atatürk gibi çok büyük bir isim. Yani hani farkı nasıl olacak, nasıl anlatacağız falan mesela bunları da düşündüğüm süreçler hmm. oldu. Ve dediğin gibi o sokağa, duvar yazıları, Türkçe rap falan bence ben biraz katkısı olduğunu düşünüyorum aslında Çukur'un. Bu çukur evimiz İdris babamız artık hmm. şey oldu yani. Duvarlara falan yazmıyor başladılar. Ya nereye nereye bir sürü işte Memo'yu çekerken 7. koğuş çekerken Muğla'da bir köye gittik. Köyün ismini hatırlamıyorum affedersiniz bu arada. Ee, orada hemen çukur amblemi, çukur sözleri. Yani orada beklemezsin diyorsun ama böyle bir başına gidiyor. Bir de dönem işi çekiyorduk. Hani o duvar o hoca da oraya göre almak istiyor. Arkada çukur şeyi olamaz çünkü dönem işiydi ya 7. koğuş. Ee, sen mesela Bizim seni hatırladığımız işlerin hepsi çok nitelikli işler. Ee, yani öyle bir geçer ki zaman o da var, içeride de var. Yani hepsi e, baktığında sana denk gelmiş olamaz. Senin de birazcık oyuncu ustan. Bahsettiğim belki de senaryoyu mu çok iyi analiz ediyorsun? Yani seçerken e, birçok kriter vardır oyuncunun. İyi, çok iyi bir kastı olması, çok iyi bir yönetmen evet ama. Bu senin şansın değil herhalde değil mi? Yani bütün yaptığın işlerde bu kadar hatırlanan, bu kadar nitelikleri işler olmasında senin hangi filtren seni bu kadar ön planda ve bu tercihi yaptıran? Ee, öyle bir geçer zaman ki zaten benim ilk işim orada zaten bir şey seçme meçme lüksün yok. Şansım vardı. Yani Biraz şans demek ki. Evet, o şansım tuttu. Ondan sonra tabii ki muhteşem yüzyıl gibi hmm. çok oturmuş, müthiş bir senaryo, müthiş bir projenin içine dahil olmak da bir yere taşıdı. Ondan sonra şöyle dedim. Bir dakika. içerideyi yaptık. Ben Maral'ı yaptım. Maral'da da öğrendiğim çok şey vardı. İçerideyi yaptım. İçerideyi yaparken de aa dedim olan senaryo. Sadece kendi karakterime, normalde kalbimin attığına gitmek ve şundan korkmuyorum abi ben. Bir işe giriyorsan bir işte başarısız olmaktan korkmuyorum. Çünkü eğer bir işi göze alıyorsan, ona kendini adamayı e, istiyorsan, başarısız da olacak. Başarısız olduğunu düşündüğün bir işin var mı? Bu olmadı, yapamadım ben bunu dediğim Ma şey. Var. Maral çok iyi bir iş olmadı. Hmm. TV8'in ilk dizisiydi. Ama e, işte başarısızlığa nereden baktığınla ilgili? Ben yani başarısızlık, başarı kavramı başarı e, öğrendiysem bir şey o bana başarısızlık olarak gelmiyor ki. Oradan da bir şey öğrendim. Devam. Yani başarısız olmayı göze alıyor olmak bence de bir e, bana bir cesaret gibi geliyor açıkçası. Baktım dedim o zaman senaryo, senaryo, hikaye, oyuncular, Çukur'un kadrosuna baksana abi. Evet ya. Perihan Savaş, Ercan Kesal, ya bizim Öner Erkan, Necip Memili, yani Erkan Kolça, yani müthiş bir kadro. Yani o, o kadar aktör aktör kadro ki ve e, Ercan abiyle ve Perihan ablayla bak jenerasyon olarak Ercan abi doktor, yazar, senarist, art house dediğimiz bir yere ee, daha hakim olan bir oyuncu yönetmen senarist aynı zamanda böyle bir iş yapıyor. Yerden abi bıyıklarıyla falan şey yapıyorduk uğraşıyorduk ediyorduk ve o bizi anlıyordu alıyordu. Perihan ablaya benim şöyle hadsizce bir şakam var. Buradan eminim izleyecektir. Şöyle şakam var be. Yapıyorsun bu işe falan diyordum ben. Yapabiliyorum değil mi abi? Yani. Benim ikin nasıl alıyor hemen bizi? Hemen o jenerasyonda yakalıyor. Onlar sayesinde de bu iş böyle oldu aslında. Yani Perihan abla ya ben böyle bir şaka, şaka yapabilir miyim? Haddim var mı böyle bir şey? Ama o öyle bir enerji veriyor ki ben sizi de alıyorum çocuklar merak etmeyin diye İşte ekip olmak, kolektif olmak biz kolektif bir iş yapıyoruz hep beraber bütün ekibi savunuyor olmak senin de ekibin yok mu kocaman? Onu sahiplenmek ne kadar güzel bir duygu? Ben de aslında bu ekibin tabii ki şunlar var kaptanlık var. Lead aktör oynuyorsan kaptansın. en çok sen çalışırsın en çok sen Kamerona en çok senle uğraşırlar falan. Onları göze almak aslında ve bunlardan şikayet etmemek bu aslında benim filtrelerim. Ee, şu an çukuru nasıl hatırlıyorsun? Ee, şu, şu, soruyu sorarken şu geldi aklıma çukuru dört sene çektik. Haftanın ya yani her hafta bir e, dizi yayınlıyorsun fabrika gibi. Atatürk'te yorulduğum kadar yorulmadım çukurda. Beş ay çektim. O bu son dönemki bu şeyler dahil mi? Bu yayınlandı yayınlanmadı stresi dahil mi? Yoksa sen sadece ağırlığı. Ha, o şeyden ornulu. bahsediyorsun. Tabii tabii. O daha onlara gelmeden bile düşüyor. Ki politi erken politik. Politi sürekli önüme şey videoları düşüyor. Çukur <laughs> videoları düşüyor <gülüyor> benim. Ne düşüyor? Şey o senin bir Ankara havası oynadığın var ya böyle. Bir. <laughs> Ankara havası var şey var. Ya o bir de, tane sokakta ama böyle bir kıyılık şeyin oyuncunun adı ismi gelmedi aklıma hanımefendinin yani karşılıklı oynadığımız var evet, bir tane. Erik Erikdal oynadı. Ha Erik Azalla. Evet. Azalla tamam. Evet evet. Hazalla oynadığınız var. Evet. Sürekli o düşüyor önüme yani. Tabii kafayı kafa evet. gitmiş, Akıl Hastanesinden çıkmış Yamaç. <laughs> çok çok acayip bir senaryoydu ve çok iyi bir ekipti. Çok seviyordum. Yani ben onu çok seviyorum. Yani senin de öyle mi bilmiyorum fikrini de merak ederim. E yap bir meslek bu iş yapıyoruz günün sonunda. Böyle koşa koşa gidiyordum. Ya çok önemli. Çukur öyle bir setti Senin benim. sevdiğin Çukur... şeylere koşa koşa gittiğini en iyi bilenlerden biriyim ben. Eyvallah. Nereden biliyorum biliyor musun? Ay 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 ay. Sevgili seyirciler ben Beşiktaş'ta yıllar önce yöneticilik yapıyordum. İletişimi ben yönetiyordum. Biz de o dönem işte Beşiktaş'a Beşiktaş Beşiktaş'ta e, Beşiktaş olan e, bilinen insanlar, toplumun sevdiği insanlar daha çok gelsin, daha çok insan Beşiktaşlı olsun diye iletişim ekibi olarak şey yapıyoruz işte Onlarla daha yakın olmaya, onları daha çok Beşiktaş'ın içinde göstermeye çalışıyoruz ki yeni nesiller daha çok Beşiktaşlı olsun diye. Fakat orada e, her Beşiktaşlı o kadar sıcak bakmıyordu bu işe. Bir takım ticari kaygıları olanlar, bir takım başka kaygıları olanlar böyle mesafeli duruyorlardı Beşiktaş'a. E, ben bugün arkadaşlara işte gelen gidenler oluyor falan. Aras'tan çok daha az ünlü, çok daha az popüler, çok daha az bilinen insanlar geliyor gidiyor. E, bir gün dediler ki Aras Bulut geldi Beşiktaş'a dediler kulübe. Nasıl gel dedim. Ya biz adama bir kere gelir misin dedik. <laughs> Tabii gelirim dedi. Ertesi gün kulübe gel Nasıl yani falan dedim. Vallahi öyle dediler yani. Bu menajerime bile söylemedim. <laughs> Menajerine sonra da söylemişsin. Menajerine rağmen gelmişsin sen oraya. Evet. Ben biliyorum özlemden evet, o hikayeyi. Evet, evet. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani hiçbir şey beklemeden sadece bir şeyi sevmek. O Fenerbahçe olur, Galatasaray olur. Sen de ben de Beşiktaş olur. Aynen öyle. Ee, onun peşine gitmek ona bir şeyler yapmak hiçbir şey beklemeden çok başka bir duygu. Evet. Ben onu sende görmüştüm Beşiktaş'ta. O zaman teşekkür edemedim galiba şimdi edeyim. Ay çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Çünkü biz o dönem işte seninle birkaç arkadaşlar bir şeyler çektiler, yayınladık ha, falan. Ha, ha. E, çok da popülerdi çukur o zaman. Evet evet. En böyle çukurun konuşulduğu zamandı. 3-5 kişi daha Beşiktaş'ta yaptıysak o sayede ne mutlu bize. Ne yani. mutlu bize. O yüzden biliyorum senin sevdiğin şey işte. Hatta ben programda bir arkada, ya yani bizim işte sette o kadar artık hani şey olmuştuk ki kaynaşmıştık ki falan. Birbirimize böyle şakadan gönül koymalarımızı. Doğum gününü unuttum diye bana Hüseyin diye bir arkadaşım var. Trip atmıştı. Ona orada özür dilemiştim ondan <laughs> <ya. gülüyor> Çok <daha> güzel <laughs> hatırladım. evet. Öyle. O da büyük Beşiktaş bu arada. Abi gönül işte. Aynı sevdada buluşuyor olmamız ne güzel. Beşiktaş. Maça gidiyor musun? Ee, yok. Gerçi bu, bu ara gidemezsin. Bu şimdi. sıra gidemiyorum. Bu sıra bu Atatürk işiyle daha çok ilgil ilgilenmek durumundayım. Yeni başkanımızı nasıl buluyorsun Hasan Arat'ı? Eee değişim umut demek. Umuda her zaman inanırım. Daha demin de programın başında da söyledim. Bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası ve ee, inşallah takım futbolu oynayabildiğimiz biz ne top oynuyorduk abi evet. Mario Gomez'li zamanlar falan. Dün, yani Avrupa standartlarında top oynuyorduk. Demek ki yapabiliyormuşuz. Oralara gelmeyi hayal ediyorum. Özlüyorsunuz mu Beşiktaş'ı? Özlemek. Kim özlemez ki? Ya ben bak Yemin ediyorum politik falan olmak için söylemiyorum. Galatasaray, da böyle oynasın istiyorum. Çünkü o öyle oynayınca o daha çok gelişmeye Tabii. çalışacak. Onlar gelişirse Beşiktaş daha çok gelişmeye çalışacak. Biz böyle birbirimizin ayağını sürekli çekmeye e, bu çalışıyoruz. Süleyman Seba ideolojisi ama rakibin kadar güçlüsün. He. Rakibin iyi olduğu sürece iyisin. Rakibin büyükse sen de büyüksün. Yani o büyüklük e, o çevrede, o ortamda çok daha anlamlı bir şey. Evet fanatizmle e, spor severliği karıştırıyoruz işte Süleyman Seba gibi bir isme sahip olmak e, bence spor dünyası için çok önemli ve herkesin saygı duyduğu bir isim. E, ve öyle yani sporu yaptığımız mesleği işi iyi yapmak önemli. Senin Beşiktaş'taki idolün kimdi Yıldız'ın oyuncu? İlhan Mansız çocukken. Aa, Tabii. Mansız. İlhan... Tabii. İlhan ama ne karizmaydı <laughs> ya. Neydi abi? Sonra milli takım, Dünya Kupası orada da Tabii. inanılmazdı. Çocukken oydu. Başka Mara Gomez çok iyiydi. Hmm. Talişka ya hala Jhon gelecek gelir mi ya falan oluyorum. Evet gelmez Gelmez hiç. Çünkü oyuna girdiğinde e, böyle ne yapacağı belli olmayan isimlerden biriydi bence Talişka. Ya bir hamle yapar. Bir bizi heyecanlandırır yani. Ben e, eski çocukluğumda ben ağlıyordum. <laughs> Chelsea maçını falan atıyorum. Sevinçten de aldım. Sergen'in aa, şeyi. Tabii. Kariyeri, kariyer koşması. Tabii tabii. <gülüyor> Bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> hiç koşma koşmadı <laughs> o kadar hani Normal yolda da koşmadı, maçta, maçta da koşmadı. Almanca ikinci ligi falan demeye başladı. <laughs> Gençlere tavsiye. <gülüyor> 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 ya Sergen abi karşılaşıyoruz arada. Çok seviyorum, çok tatlı. Ee, 2-0 o heyecandan ağlamıştım. Yenildiğinde her hafta ağlıyordum. Annem diyordu ki oğlum niye kendini mi ne Okula gitmeye oturuyorum mesela derbide yenilmişiz falan. Bazen izleyemiyorsam böyle radyodan dinliyordum, hatırlıyorum. Çocukluğumda okula gitmekten falan utanırdım. Şimdi yavaş yavaş, bir dakika kendime bu kadar bunu yapmamalıyım. Tabii ki yine lay 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 hmm. lay lay. Yani hani görünmüyor mü be, Beşiktaş Lisesi mezunuyum ben. Aaa bilmiyorum evet. onu. Tabii tabii. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunuyum. Yani, Sen Beşiktaş'ta olmayacak kim olacak tabii zaten? Abi e, o yüzden şeyi e, takım oyununu oynamayı, sporu yapmayı daha e, önemli buluyorum. Hmm. Yani hadi abi Tamam. Ya çık, çıktığımızda bir şeyler görelimi istiyorum açıkçası. Sen senin kimdi idolün? Ben ya yani ben senden tabii yaşça da bir aramızda Aha. 10 yaş var. Benim Beşiktaş'ta olma sebebim yani ailem evet abim falan ama benim içimdeki Beşiktaş'ta yükselten Metin Tekin de abi. Oo. Sarı fırtına. Oo. Sonra Amokacı. Evet. Sonra tabii ki İlhan. Evet. Amokacı'ya ye yetiştim. Çok az hatırlıyorum ben. E, işte yani yani Metin abilerden sonraki dönem. Ee, ama tabii yani benim için Beşiktaş'ta yani Beşiktaş'ta yıldız kim deyince yabancı bir oyuncudan bahsediyor. Ricardo Quaresma'ya. ya. Ben bir de çalıştım onunla da. Aa. Tabii kulüpte çalıştığım zaman Ricardo da bizde oynuyordu. Birlikte çalıştık da yani muhteşem bir karakter. inanılmaz bir oyuncu. Evet. Ve hani böyle maçı güzelleştiren adamlar vardır ya. Kesinlikle. Durduk yere bir triveli atar. Kesinlikle. Bir böyle garip bir şey yapar falan. Evet. Eee yaş oldu? aldıkça da şey de oldu aferinlersin Yaş yes, aşk olsun. Ee, son zamanlarda da takım oyunu oynamaya falan Tabii. da başladı. Hak etmediği bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Ama öyledir. Beşiktaş'ta evet. maalesef biz o vedaları çok başaramıyoruz. Evet. Eski başkanlarımıza da başaramıyoruz. Eski oyuncularımıza da başaramıyoruz. Keşke yani eskiden yapıyorduk veda da. vefa diyoruz. Onu evet. Da yap, o son dönemde keşke. o işlerde biraz geçmişi Beşiktaş'ın yani en vefalı kulüptür Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın genetiğinde vardır Tabii. bu. Ama son dönemde o işleri birazcık e, İnşallah bu yeni başkanımız da düzeltecek. İnşallah. Çünkü mesela Ricardo Quaresma <laughs> çok güzel bir vedayı hak ediyor Beşiktaş'ta. Aa. E, atiba etmiyor mu şimdi yani <laughs> mesela? Uf. Bel kemiği ya. Ya. belki. Heykel heykel diye parçalık kendimizi bir Atiba heykel diktiremedik. Beşiktaş'a <laughs> işte. ya. <laughs> yapamadık abi. Yapamadık vallahi yapamadık yani. En kötü biz yapalım evimize bahçesini bari en azından. <laughs> Kendi kendimize mutlu oluruz. <laughs> e, bitirirken yine filmle bitirelim istiyorum Tabii. ben. Eee. Şu anki hissini bir anlatsana bana. Milyonlarca insan filminizi izliyor. Ben bir e, operatörün, GSM operatörünün teknoloji şirketinin yüzüyüm. E, orada bir iç lansman yaptık. Orada bir hanımefendi e, bana dedi ki benim için Atatürk eee Nutka Benim şimdi 8 yaşında minik bir kızım var. Onun için sizsiniz. Yeni nesil için. Bir gün vize almaya gidiyorum. Yine bir hanımefendi geldi, bir abla Dedi ki, iki kere izledim. Bize bunu yaptığınız için teşekkürler. Bunlar için çok mutluyum. Kişisel olarak kendim böyle bir şeye dahil olabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Vicdanım çok rahat, yastığa başımı çok rahat koyuyorum şükürler olsun. Böyle bir şansa erişebildiğim için de, elimden geleni yaptığımı bildiğim için de Anamı babamı gururlandırdığım için onların galadaki bir hallerini görsen babam bir de bu yaz biraz rahatsızlandı olsun. toparladı eyvallah iyi şükürler olsun. Ee, onun da galaya, galaya geliyor olması falan bunlar e, bir şeylerle ölçülemeyecek manevi değerler. O yüzden iyi ki bu projeye dahil oldum iyi ki bu süreçlerden geçtik neyse o süreç ve ben iyi ki e, buraya dahil oldum ve e, burada da gelip senle ben ilk defa tek başıma bir programda konuşuyorum o da iyi ki seninle oldum. Bundan sonra olsun. Olsun abi. Olsun. E, televizyonda yeni bir diziyle mi geliyorsun yine? Öyle bir şey var Evet, galiba. evet. Şimdi yavaş yavaş, yani net bir şekilde bir anlaşmamız yok ama artık hmm. il, ilerliyor gibi gözüküyor. Ee, Özledin mi televizyonu? Ya televizyon dizisini daha doğrusu. Başka bir disiplini var matematiği var. Doğru, Tabii ki her gün, her haftanın beş günü ve belli saatleri olmayan bir şey orası yani e, matematik. Özledim. Biraz. Bir de hikayeyi çok sevdim. E, kalbim çok atıyor. E, ben bir an önce hadi sete çıkalım moduna geldim. Benim de öyle bir halim vardır bu arada. Bir şey yükselince hadi 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 gelsin diye. Çünkü o beni çalışmaya da teşvik ediyor. Hmm. Çalışmak da bana çok iyi geliyor açıkçası. Sana bir de 2024 sorayım. Çünkü benim bu yeni yıldaki ilk programım. Eyvallah. E, biz biraz geç kaldık. Biraz buradaki stüdyoları seyircilerimiz. Hayırlı olsun bu arada. Seyircilerimiz de fark etmiştir. Yeni stüdyoda çıkmaya <laughs> başladık programımızı. E, biraz üşüdük gerçi ama olsun. <laughs> yani, öyle yani. şeyler olur. E, buradaki ilk programım. O yüzden biraz yeni yılda konuşalım. Senin yeni yıldan beklentilerin, umutların, hayallerin ülke için, kendin için, Beşiktaşımız için ee, tabii ki sağlık en en önemlisi. Dediğim gibi babam rahatsızlanınca böyle hayat böyle bir tane tokat atıyor sana. Bir dakika kendine gel falan. Kendi dertlerinden düşüyorsun bazen. Ee, on, onları öğretiyor. 2023 çok yorucu geçti tabii ki. Memleket için de çok yorucu geçti. Sağlık, sıhhat, umut dolu ve e, birbirimizi kucaklayabildiğimiz, daha fazla gülebildiğimiz, çok az gülmeye başladık. Ekonomimizin daha da toparlandığı e, ve dediğim gibi birlikte birbirimize sarılabildiğimiz yeni umut dolu bir yıl diliyorum. Ve ben çok e, kişisel olarak şahsi fikrim, inancım bir de e, biraz daha umutluyum. Umutluyum yani 2024'te. ama ne güzel. Evet. Güzel şeyler konuşacağımız bir yıl olsun inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim Aras. Ben teşekkür ederim Bu ilk abi. röportajımızdı. Senin yaptığın daha nice güzel işlerde seni burada ağırlamak dileğiyle. İnşallah Beşiktaş'ımız şampiyon oldu. İnşallah. inşallah. Bu, <laughs> sene Bu sene olmaz artık. Bu sene zor. Eyvallah. <gülüyor> Az önce konuştuğum bitti. Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Uriersoy konuğumuz olacak. Görüşürüz.